Hadi şimdi tarihteki süper hızlı yolculuğumuza devam edelim. Burada değinmek istediğim bir şey var. Zaten önceki videolarda bundan biraz bahsetmiştim. Antik tarihten söz ederken aynı zamanda bazen dini metinlerdeki bazı hikayelere de değiniyoruz. Evet, şuraya din yazalım. Bunu yapmamızın nedeni dini metinlerin tarihteki bazı olaylara değinmesi. Bu tür alıntılar bu tarihi olayların bir kısmını kafamızda canlandırabilmemize yardımcı oluyor. Mesela orada da Babil'den, yeni Babil İmparatorluğundan söz ediliyor. Bu videoda Nebukadnezar'dan söz edeceğiz. Sonra Firavunlar da var. Tüm bunlar dini metinlerde anlatılan olaylar arkadaşlar. Mesela eski ahitte. Eski ahitte daha az tarihi bağlama olan başka şeyler de var. Bunların gerçekten olduğuna ilişkin ya da eski ahitte anlatıldığı şekilde olduğuna ilişkin yeterince kanıt yok. Belki zamanla bu kanıtları bulabiliriz, bilmiyoruz. Sonra elbette dini metinlerde anlatılmayan pek çok olay var. Ancak bunların kanıtlarını bulabiliyoruz. Belgeler, yazılar, hieroglifler buluyoruz. Eski eserler buluyoruz ve onları tarihleyebiliyoruz. Harabeler bulabiliyoruz mesela. Tarihin eğlenceli olan kısmı aslında şu: neleri biliyoruz, neleri bilmiyoruz ve mantıklı anlatılar oluşturabilir miyiz? Ve zaman içinde ister dini metinlerde bahsedilen olaylardan, ister tarihi temellere dayanan şeylerden konuşalım. Daha fazla anladıkça bu noktalar biraz değişebilir ya da en azından bunların nasıl olduğuyla nedensellikle ilgili anlayışımız değişebilir. Bu tarihteki gerçekten eğlenceli şeylerden biri ben de sizi, benim söylediğim her şeyi kesin kabul etmemeye, kendiniz araştırmaya ve kendi sonuçlarınızı bulmaya teşvik ediyorum. Bunu da söyledikten sonra devam edebiliriz. Bir önceki videodan küçük bir kısmı tekrar edeceğim. Milattan önce 1700'deyiz. Hamurabi dönemi. Hamurabi kanunları var. Yazılı kanunların, kanun külliyatlarının en ünlüsü. Aynı zamanda İbrahim peygamberin hikayeleri de var. Yine bazı dini metinler ve Hammurabi kanunları arasında bir paralellik var. İncil'deki bir figür olarak İbrahim peygamberin genellikle Hammurabi döneminde ya da ondan kısa bir süre sonra geldiği kabul edilir. Ur şehrinden İbrahim peygamber. Daha sonra Kenan ülkesine yapılan göç ki Sonunda burası bugünkü İsrail ve Filistin devletlerinin bulunduğu topraklardaki Yehuda ve İsrail Krallığı olacak. Bu göç milattan önce 1700 yılına tarihleniyor. Yine bu hemen hemen hamurabi ile aynı dönem. Şimdi bunu tam olarak bilmiyoruz. Burada çok fazla tarihsel kanıt yok ama buradaki tarihsel bağlama. Özellikle Hammurabi kanunları ile ilgili olan tarihsel bağlama uyuyor. Şimdi biraz ileriye alıyoruz ve birkaç yüzyıl ilerliyoruz. Şu anda kesinlikle din tarafındayız çünkü dini metinlerdeki hikayelere bakıyoruz. Yahudilerin Mısır'a göç etmesiyle ilgili bir hikaye var. Yusuf peygamberin meşhur hikayesi. Bu göçün genellikle milattan önce 1500 civarlarında olduğu söylenir. Yine buraya soru işareti koyacağım. Zaman çizelgemize de bir bakalım. İbrahim peygamber Mezopotamya'dan çıkarak daha sonra Yehuda İsrail olacak bölgeye gidiyor ya da kabilesini kurmaya gidiyor. Birkaç yüzyıl süresince oradalar. Daha sonra İbrahim'in torunu Yusuf peygamberin hikayesi var. Yusuf, Firavun'un veziri oluyor. Ailesi sonunda onunla birleşiyor ama sonra Yahudiler köleleştiriliyorlar. Eski ayete göre birkaç yüzyıl Mısır'dan çıkış bölümünde anlatıldığı gibi, Musa peygamberin onları Yehuda'ya götürerek özgürlüğe kavuşturmasına kadar da köle olarak kalıyorlar. İşte burası, tam olarak buradaki yer, burayı sizin görebileceğiniz bir renkle daire içine alayım, buradaki yeri pek çok tarihi kanıtın dışında değerlendirmiş oluyoruz. Ancak Mısır'dan çıkarak Yehuda'ya gidiş, genellikle M.Ö. 1200 civarında diye düşünülür. Biliyorum, haritam biraz karıştı ama idare edin. Yine buraya bir soru işareti koyacağım çünkü tam olarak bilmiyoruz. Yahudi kabilesi artık burada gerçek bir devlet kuruyor. Gerçek bir krallık. İsrail ve Yehuda birleşik krallığı. Meşhur krallar Kral Saul olarak da bilinen Talut, Kral Davut ve Kral Süleyman. Süleyman peygamber özellikle Kudüs'te ilk tapınağı inşa ettirmesiyle bilinir. Şimdi biraz hızlı ilerleyeceğiz çünkü birkaç yüzyıl içinde bu tapınak yeni Babil İmparatorluğu tarafından yıkılacak. Öyleyse hop biraz ileri saralım. İkinci Nebukadnezar yönetimindeki yeni Babil İmparatorluğu Kalde ya da Neo Babil İmparatorluğu olarak da bilinir. Bu da hemen hemen milattan önce 600 yılı civarı oluyor. Evet, milattan önce 600 civarı. Şimdi yeni Babil İmparatorluğu var ve burada yeni kelimesini vurgulamak istiyorum. Çünkü antik Mezopotamya'dan bahsederken Babil hakkında çok fazla şey duysak da Babil'in tüm bu birkaç bin yıllık dönem göz önüne alındığında yalnızca kısa süreler için egemen olduğunu fark ediyoruz. Aslında bu dönemde başkenti Ninova olan Asurlular egemendi. Yaklaşık olarak M.Ö. 600 yılına geldiğimizde 2. Nebukadnezar başa geliyor. Kendisi yeni Babil İmparatorluğu'nun kralı, imparatoru. Ve gidiyor, fethedecek yerler arıyor, imparatorluğu genişletmek istiyor. Amaçlarından biri de Firavunları ya da Mısırlıları ele geçirmek. Ancak Firavunları devirmekte de başarılı olamıyor. Burada kendisi Firavunları devirmeye giderken yolda gözüküyor. Mısır'ı ele geçirmeyi başaramıyor. Yolda bugün Orta Doğu olarak adlandırdığımız bütün bu bölgeden geçiyor ve dini metinlerle de paralel olarak Süleyman'ın inşa ettirdiği ilk tapınağı yerle bir ediyor. Örneğin eski ahite göre tapınağı yıkıyor ve daha sonra Yahudileri esir alıyor. Bu da meşhur Babil esareti hikayesi ve bunları yapan da Nebukadnezar. Aslında Nebukadnezar'ın imparatorluğu tüm bu şema içerisinde göreceli olarak kısa süreli olmuştur. Çünkü M.Ö. 6. yüzyılda biraz daha ilerleyince M.Ö. 539 civarına gelince İmparatorluk Perslerin saldırısına uğruyor. Persler gelerek Yeni Babil İmparatorluğunu işgal ediyorlar. Büyük Kiros idaresindeki Persler. Evet, Persler gelerek Yeni Babil İmparatorluğunu ele geçiriyorlar ve buradaki zaman çizelgemizde Persler gidiyorlar, gidiyorlar ve daha fazla toprağı ele geçiriyorlar. Örneğin Mezopotamya'yı alıyorlar, Yehuda'yı alıyorlar aslında tüm bu bölgeyi günümüzdeki Orta Doğu'yu ele geçirmeyi başarıyorlar. Aslında bu oldukça büyük bir iş. Çünkü şuradaki Mısır medeniyetinin çizgisinin uzunluğuna bir bakın lütfen. Persler Mısır'ı almayı başarıyorlar ve fetihlerine devam ediyorlar. Bir sonraki videoda göreceğimiz gibi bir noktada yenilgiye uğruyorlar. Çünkü pek çok açıdan Mısır ya da Babilliler kadar önemli bile olmayan Yunanları ele geçiremiyorlar. Ancak bunu bir sonraki videoda işleyeceğiz.